genel izleyici için uygundur. Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu haberimizde Parkinson hastalığından ve tedavisinden bahsedeceğiz. Türkiye'de yaklaşık 150 bin hasta var ve tedavisi olmadığı zannediliyor ama beyin pili tedavisi sayesinde hastalığın saati geriye alınabiliyor. Türkiye'de 150 bin civarında Parkinson olduğu tahmin edilmekte. Tabii bununla ilgili ayrıntılı istatistiksel çalışmalar yok. Ama toplumda yaş ilerledikçe bir de farkındalık arttıkça tanı da artıyor. Hani hepimiz 120 yaşına kadar yaşarsak az ya da çok zaten hepimizde Parkinson bulguları olacak. Parkinson hastalığının birçok belirtisi olabiliyor. Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin dediğimiz bir maddenin eksilmesiyle ve genelde ileri yaşlarda ortaya çıkan hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donuklaşma, bizim maske yüz dediğimiz değişim, küçük adımlarla öne eğik yürüme, eğer varsa vücudun bir yanında daha çok para sayar tarzda diye tarif edebileceğimiz istirahat halinde olan titremenin ön planda olduğu bir sinir sistemi hastalığı. Eğer hastada titreme varsa, ki genelde vücudun bir yanında para sayar tarzda dediğimiz titreme, o zaman dikkat çekmesi kolay ve hastanın doktora ulaşması ve tanı konması erken olabiliyor. Ancak bazı hastalarda titreme hiç olmuyor. Titremenin olmadığı hastalarda bu yavaş yavaş ortaya çıkan bir yavaşlama olduğu için genelde kolların vücut salınımına iştirak etmemesi, özellikle bir tarafın vücuda yapışık kişinin yürümesi gibi dikkat çekebiliyor. Ama tabii çoğu kişi de yaşlılıkla karıştırılabildiği için o grup hastalarda hekime ulaşmak ve tanı konmak gecikebiliyor. Osman Bey şu anda 56 yaşında. Geçen yıl beyin pili ameliyatı oldu ama bundan 8 yıl önce Parkinson'un ilk belirtileri başlamıştı. Sol kolunu kullanamamaya başladı ama her gün geçtikçe istemsiz hareketler daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Ben aktif bir insanım. Aktif olduğum için çok ağır şeyler insan düşünüyor. Artık yaşantısını biteceğini düşünüyor yani. Gerçekten de yani her şey kilitleniyor. Hayattan zevk almıyorsun. Etrafına baktığın zaman senin yürüdüğün insanlar sana bakıyor ters ters. Bir gün bankamatikte işlem yaparken aldığım ilacın etkisiyle hareketimiz tabii hareketli olduğu için hareket etmeye başladım. İstem dışı hareketler. Arkada sırada bekleyenler artık bırak dans etmeyi falan demeye başladı. En çok yüzüme giden o oldu benim. Osman Bey ilk hastalandığında sadece sol kolu tutmuyordu ama gün geçtikçe hiçbir ihtiyacını kendi karşılayamaz oldu. Eşi yanında olmadan bir dakika bile geçiremiyordu. Yavaş yavaş kıyafetini giyemedi. Yani tutacağı şeyleri düzgün tutamadı. İş yürüyüşünde bayağı etki vardı. Bu durumdaki hastalarda da beyin pili bu hastalara önemli ölçüde yarar sağlıyor. Çünkü beyin pilleri basitçe yüksek doz ilacın etkisini taklit eden tedavi yöntemleri. Hasta yüksek doz ilaçtan ne kadar yarar görüyorsa beyin pili tedavisi de o kadar yarar sağlıyor. Osman Bey bir sene kadar önce kendisi 55 yaşındayken tanıştığımız bir hastamız. Bize geldiğinde 7 yıllık bir Parkinson hastalığı öyküsü vardı. Yakınmaları vücudunun sol tarafında başlamış ve giderek ilerlemiş. Zaman içerisinde iki tarafta da bulgular ilerlemiş durumdaydı. İlaçsız hareket edememek ile ilaç alınca olan yan etkilerin arasına sıkıştığı ve bir yerde tıbbi en yüksek doz ilaçları aldığı için onun yerine beyin pilinin etkisini yerine koymaya çalıştık. Ve kendisini yaklaşık bir sene kadar önce ameliyat ettik. Şimdi de yeni hayatının birinci yılını kutlamakta. Gelişen teknoloji sayesinde beyin pillerinin ömrü de uzun olabiliyor. Eskiden dışarıdan şarj edilemeyen pilleri takıyorduk ve tabii adı üstünde pil bir ömrü vardı ki bu Parkinson hastalarında 4-6 sene civarında. Şimdi artık yeni gelişen teknoloji bize dışarıdan şarj edilebilen pilleri de takma fırsatı tanıyor. Bu piller firma iddialarına göre 25 yıla kadar ömrü olan piller. Ameliyat esnasında hastalar doktorla sohbet edebiliyor. Üstelik şarkı bile söyleyebiliyor. Hayal hayal düşer gibi, uçup giden kuşlar gibi, yüzüm tutan taşlar gibi, eski dostlar, eski dostlar. Ameliyat aslında hastayla uyanık konuşarak, karşılıklı sohbet ederek yaptığımız bir girişim. Ameliyattan önce hastalar odasında yatak başında başına bir çerçeve takıyoruz. O sırada 4 tane uyuşturucu iğnenin batmasını duyuyorlar. Onun dışında da birer küçük kesi yapacağımız için saçlı deriyi uyuşturuyoruz. Geri kalan kısımda oturuğa yakın bir pozisyonda sohbet ederek, bizimle iletişim kurarak, bulguları hissettiklerini de bizimle paylaşarak, ameliyata katkıda bulunarak ameliyat oluyorlar. Dolayısıyla hasta için hani öyle zor değil, hekimler için daha zor bir ameliyat açıkçası.
Yaklaşık 2-2,5 saatlik bir süreçte beyin ameliyatımız bitiyor ve beyin pili elektrotlarını yerleştirmiş oluyoruz. Sonrasında hastayı uyutuyoruz uzatma kabloları ve pili takarken. O da yaklaşık 45 dakikalık bir süreç. Yani sabahleyin erken başladığımız ameliyat öğlen saatlerinde hasta ameliyatı bitmiş olarak odasında oluyor. Beyin pili tedavisini hastalığın saatini geri almak olarak tanımlamak doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü biz 10 senelik bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın 1. 2. senesindeki haline geriye getirebiliyoruz. Bu bir kür değil, her şeyi ortadan kaldıramıyoruz. Ama bağımsız yaşayamayan, başkalarının yardımıyla yaşayan, günlük işini yapamayan, hatta bazen beslenmek ya da yatakta dönmek için yardım isteyen hastalar bütün bunları bağımsız yapabilmeye, hatta bir kısmı mesleğine geri dönme şansını bulabilmeye ulaşıyor. O yüzden hani saati geri almak bence doğru bir terim. Ameliyat sonrasında hastalar pil programlama süresinden sonra eski normale yakın yaşamlarına yakın bir yaşamı sürdürme fırsatı buluyorlar. Spor yapıyorlar, yüzüyorlar, tenis oynuyorlar ya da aktivitelerini yapıyorlar. Herhangi bir kısıtlamamız yok. Eski yıllarda teknoloji henüz yetişmediği için MR çekilmesini istiyorduk bazı hastalarda ama bugün artık rahat rahat MR da çekilebiliyor. Beyin pili ameliyatı olalı bir yılı geçti ama Osman Bey artık kendi tarlasını, kendi bahçesini kendi ekiyor. Hasadını da kendi yapabiliyor ve eşiyle beraber çok mutlu bir hayat sürebiliyor. Şimdi çok iyiyim. Bir seneden beri çok iyiyim. İstediğim gibi hareket ediyorum, istediğim gibi her türlü aktivitemi yapabiliyorum. Evet sevgili izleyiciler, bugün size Parkinson hastalığından ve tedavisinden bahsettik. Geç kalmadan bir uzmana mutlaka gitmek gerekiyor dedik. Biz bugün baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer soru ve görüşlerinizi bize iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.